edebiliriz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Arkadaşlar ben size önce şu haberi bir açayım şuradan. Bir göstereyim. Kendimi de yine her zaman olduğu gibi aşağı alayım şöyle. Aa, bu böyle olmadı. Şöyle yapalım. Bu sefer böyle oldu. Çok fazla reklam var kenarda, bunlara bakmayın. Bunları görmeyin. Şimdi Urfa'da aşiret üyesi babanın kızlarına yaptığı zulüm. Kızlarına ve karısına yaptığı zulüm. O haberden başlamak istiyorum. Ben buradan okuyacağım size. Hatta şunu ben yine kendimi aşağı alayım. Ya ben burada kendimi tuhaf hissettim. Heh, burada kalsın. Bu babanın yüzüne iyi bakın. Bazı kişilere baba denmez zaten. Baba müsveddesi. Çok nadir iyi babalar çıkıyor. Şeyden. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Çok nadir iyi babalar çıkabiliyor. Çok nadir kötü, yani pardon. Ay ben ne diyorum ya. Çok nadir böyle kötü babalar çıkabiliyor. İşte bu o kötü babalara da örnek birisidir. Ve bu adam o kadar kötü bir adam ki. Bunu da tamamen tesadüfen dün bu Hüseyin Çiçek'in yayınlarını incelerken Yıldız Melek Bucak'ın, yani Bucak aşiretinden Yıldız Melek Bucak'ın yayınına girdim. Yani Twitter hesabına girdim. Oradaki hesabında duvarda vardı bu. Hatta yok, biraz sonra göstereyim size Yıldız Hanım'ın paylaşımını. Bunu gördüm orada tesadüfen. Sonra döndüm Google'a baktım. Google'da tek bir yerde var. Başka yerde yok. Bunun üzerine bu haberin detayını ta şeye indim böyle. Urfa'nın yerel kanallarına kadar YouTube'da araştırdım ve orada buldum. Yani Google'da bile aramada zor bulunan bir haber. Bu yüzden ben de işlemeye karar verdim. Çünkü yaptıkları korkunç bir şey. Ben size buradan size bu fotoğrafı göstereyim. Dur bakayım aşağı doğru ineyim. Birazcık görünecek mi? Yok. Tamam, burada kalsın. Burada bu böyle kalsın. Yani babanın yüzünü unutup yani görmeniz için söylüyorum. İfşa için gösteriyorum. Bu baba bozuntusunu. Urfa'da aşiret üyesi babanın kızlarına zulmü. Başlık bu. Şanlıurfa'da aşiret mensubu olduğu iddia edilen Bedri Başaran'ın kızlarına yaptığı zulüm Türkiye gündemine düştü diyor. Ama dediğim gibi ben bulamadım. Madem bulunamıyor ben dedim açayım en azından. Benim yayınlarım sayesinde yayılsın. Çünkü ben bunu her yerde paylaşacağım yine. Şanlıurfa'da 23 yaşındaki Sevgi Başaran'ın aşiret üyesi olduğunu belirttiği babasının kendilerine sistematik olarak psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Annesinin üzerine kuma getirdiğini, sürekli dayak attığını belirten Sevgi'nin anlattıkları kan dondurdu. Benim de kanımı dondurdu. O yüzden bu yayını açtım. O yüzden Bedri Başaran tutuklansın başlığıyla bu yayını YouTube'da paylaşmaya başladım. Ve bunu da takip edeceğim. Bakalım bu şeyin kızların akıbeti ne olacak? Eşinin akıbeti ne olacak? Bunu da takip ediyoruz. Annesinin üzerine kuma getirdiğini, sürekli dayak attığını belirten Sevgi'nin anlattıkları kan dondurdu. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Sevgi yardım talebinde bulundu. Seslerini duyurmak için uğradıkları sistematik şiddet ve tehditleri sosyal medya hesabından anlatan Sevgi, babasının aşiret mensubu olduğunu ve bu sebeple yaptıklarına gerekçe uydurduğunu belirtti. İşte Sevgi'nin ağzından babasının kendilerine yaptığı zulmü. Ben okudum. Okurken yani her satırı dehşet dolu, tüylerim diken diken oldu. Şimdi Urfa'da olsun yani doğu bölgelerimizde olsun pek çok aşiret var. Aşiret demek devlet demek değildir bir kere. Bunu da ben size başta söyleyeyim. Çünkü benim söylediğim şeyi dün bazıları yanlış anlamış. Ben devlet yok işte hani devlete değil işte aşiretlere gidiliyor gibi böyle bir yanlış intiba oluşturmuş. Aşiret demek çok büyük ailelerin bir arada toplanmış olduğu yerdir. Yani bir aile mesela benim ailem 3 kişilik bir aile şu anda. Yani annem ve babamdan olarak 3 kişilik bir aileyiz. Yani bu 3 kişi, 100 kişi, 150 kişi olduğunda hatta daha da arttığında bunun adına aşiret deniyor. Yani aileden çıkıyor. Yine ailesiniz ama aileden çıkıyor. Toplumdaki adı aşiret oluyor. Yani bunların kendi işlerinde de bir takım şeyleri var. Yani değişik düşünce fikirleri var. Ama
Bu aşiretler devlet değildir. Bunu tekrar söyleyeyim. Ben hiçbir zaman aşiretlere de devlet demedim. Bu yanlış anlaşılmayı da bir düzelteyim. Şimdi de geçelim Sevgi Hanım'ın anlattıklarına. Ben Sevgi Başaran, 23 yaşındayım. Şanlıurfa Viran şehirliyim. Kadın sığınma evinde kaldığım için telefon kullanmam yasak. Şu an online dersim olduğu için kullanabiliyorum telefonu. Babamla yıllardır görüşmüyoruz. Annem de kronik böbrek yetmezliği vardı. Babam anneme artık sen benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorsun deyip üstüne kuma getirdi. Kendisi zaten sürekli bize ve hastalığına rağmen anneme şiddet uygulayan biriydi. Benim annem tek kızmış. Çünkü küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş. Zaten eğitim de görmemiş hiç. Korktuğu için sürekli susmuş. Zaten kendisini koruyacak, savunacak kimsesi de yokmuş. Babam evlendikten sonra bize uyguladığı şiddet daha da arttı. Bu arada arkadaşlar, Türkiye genelinde, bakın genelinde Ege'si, İç Anadolu'su, doğusu diye bahsetmiyorum. Kuzeyi, güneyi diye bahsetmiyorum. Bizde de var. Evlenilen yani her yerde yok ama bakın Balıkesir'de de var ama her ailede yok. Evlenilen kızın ardı sorulmaz, döndüğünde de döşek serilmez diye böyle bir saçma sapan bir şey var. Atasözü demiyorum bunu. Kendilerinin uydurmuş olduğu bir şey. Böyle bir atasözü olmaz. Giden kızın ardı sorulmaz, döndüğünde döşek serilmez. Yani evine kabul edilmez gibi. Tabii ki benim ailem böyle bir şeyi asla uygulamadı. Benim ailemdeki hiç kimse böyle bir şeyi uygulamadı. Bizde boşanmalar da var, evlilikler de var. Bunlar gayet doğal. Yani zavallı kadın tek kız çocuğu olmasına rağmen arkasını arayacak, soracak hiç kimsesi yok. Bu bizim Türkiye'mizin bir gerçeği. İnşallah bu zihniyet toptan değişir. Ne demek ya, ben evladımı evlendirdim diyerekten ben onun ardını sormayacağım mı? O vardığı yerdeki insanlar bu kızın arkası yok diyerekten zulmetmeyecek mi? E diyor işte, sahipsiz gördükleri için bu kızlar yani bu evlenen eşler zulüm görüyor. Hem kendi eşlerinden hem ailelerinden, kayınvalidesinden, kayınpederinden, görümcesinden, herkesten yani. Değer görmez ki evladınız sahipsiz bırakırsanız. Benim evladım sahipsiz değildir. Onu ben doğurdum. Ben kızımı ya da oğlumu kurbanlık vermiyorum evlendiği tarafa. En ufacık saçının teline dokunsunlar, bir zarar versinler, alırım. Torunlarımı da alırım, evladımı da alırım geri. Mecbur değil kendisine kötülük yapanla uzun süre evlilik yaşayacak. Biz 11 kardeşiz. Maşallah. Bedri işte. Adını da şu anda soyadını da unuttum. Bakın adı Bedri. Bir saniye, soyadını da söyleyeyim yine. Yeni konu olduğu için. Bedri Başaran. Şu sıfatına, şu tipine bak. Sen bu sıfat, bu tiple kalkıyorsun, evleniyorsun, bu kadına 11 çocuk yaptırıyorsun. Üstüne karını yetersiz görüyorsun. Maşallah, sanki sen çok yeterli misin gibi. Bir de karının üzerine kuma getiriyorsun. 11 çocuk nedir ya? Bu yüzden hanımlar, bakın doğudaki hanımlar, güneydeki hanımlar, Türkiye'nin genelindeki hanımlar, bu kadar çok çocuk doğurmayın. Ne gerek var bu kadar çok çocuk doğurmaya? Kocanız ısrar ediyorsa bu beden sizin bedeniniz. Siz karar verin. Bakabileceğiniz kadar çocuk doğurun. Doğurabildiğiniz kadar değil. Ne oluyor sonra? Bakın 11 çocuğu var. O kadının düşündüğü şey ne? Üstüne kuma gelmiş. Kuma geldiği halde terk edemiyor kocasını. Neden? Ben 11 çocukla nereye giderim, nereye sığınırım diye düşünüyor çünkü. Bir tane olsa, iki tane olsa alır çocuklarını çeker. Gider, gittiği yerde de gayet güzel. İşini de gider, çocuklarını okula da yazdırır. Gayet güzel. Hem kendine bakar hem çocuklarına bakar. Ama bu kadınların söylediği şey şu: 11 çocukla ben nereye gideyim? Doğru, nereye gideceksiniz? Bu yüzden böyle gelmiş, böyle gider zihniyetini bırakın. Bakabileceğiniz kadar çocuk yapın. Beden sizin bedeniniz. Bedeninize başkalarının hükmetmesine izin vermeyin. Kocanız bile olsa, evladınız bile olsa. Biz 11 kardeşiz. 8 kız, 3 erkek şeklinde. Ben küçükken babam ablama şiddet uyguladı.
Üvey anneme hizmet etmedi diye kafasını kırdı. İnşallah senin de kafanı birileri kırar. Bedri Başaran. Senin gibiler dayaktan anlar ancak. Çünkü sen dayak atıyorsun ya herkese. Maşallah. 11 çocuğun 11'ine dayak atıyor. Karısına dayak atıyor. Yani bir gün seni de bir gün birisi döver. Bir gün birisi de senin kafanı kırar. Hastaneye götürdük. 8 tane dikiş atıldı kafasına. Hastanede ablamın darp raporu alınmasını engelledi. Merdivenden düştü denildi. Ablam da zaten korktuğu için konuşmadı. Babam sürekli bizi eve kilitlerdi. Giyimimize karışırdı. Bizi zorla örter, kapatır, okula göndermezdi. Maddi manevi bize asla katkısı olmadı. Bizimle sürekli abimiz ilgilenirdi. Kendimiz 5 kız ve bu abimiz yazları Karadeniz'e fındık toplamaya, Malatya'ya, kayısıya gider, sezonluk işlerle kendi geçimimizi sürekli kendimiz sağlardık. Babaların hiçbir faydası yok. Bol bol çocuk yapsın zaten. Bunun gibi zihniyetindeki adamların tek derdi budur. Bol bol çocuk yapsın ama o çocuklara hiç bakmasın. Sonra karısını yetersiz görsün, üstüne kuma getirsin. Sonra o hem kumayı hem karısını yetersiz görsün, üstüne bir tane daha, bir tane daha bir sürü kuma getirsin. Harem hayatı yaşasın. Harem hayatı Osmanlı döneminde kaldı. Artık medeni kanunlarımız geçerli. Medeni kanunlarınızda harem kuramazsınız. Kuma adı altında, bilmem ne adı altında harem kuramazsınız. Her kumanızdan da 10-15 tane çocuğunuz var. Hiçbirine faydanız yok. Hepsinin üzerinden para kazanmak. Sizin tek derdiniz bu. Onlara bakmak değil. Onları mevsimlik işçi olarak görüyorsunuz. Siz oturacaksınız oturduğunuz yerde. Bu çocuklar ve eşleriniz çalışacak. Pardon. Çocuklar çalışacak. Eşleriniz habire çocuk doğuracak. Eve bakacak. Yani siz kendinize gerçekten bir hanedan kurmuşsunuz. Harem kurmuşsunuz. Bunlara da birilerinin artık dur demesi gerek. Dur diyecek bir zihniyet, dur diyecek bir hükümetin gelmesini diliyorum tekrar. Çünkü bu hükümetin böyle bir şeyi yok. Dönelim Sevgi Hanım'ın yazısına. Uzun bir yazı olacak. Ben üniversite sınavına gireceğim yıl babam beni zorla amcamın tarlasına çalışmaya gönderdi. Bende vitiligo var. Yani güneşe çıkamama hastalığı. Güneşe çıktığında cildiniz mahvoluyor. Cilt hastalığı. Güneşte bu yüzden fazla kalmamam gerek. Babam bunu bile bile yaptı. Tüm gün tarlada çalışmak zorunda kaldım. Cildim mahvoldu. Akşam eve döndüğümde ise babamın diğer karısı ve kızlarıyla piknikten döndüğünü gördüm. Buna dayanamadım. Yani kumayı el üstünde tutuyor ve kumadan olan çocuklarıyla pikniğe gitmiş. İlk eşinden olan 11 çocuğunu tarlalara çalışmaya gönderiyor. Kendisi kumasıyla ve çocuklarıyla beraber tatile gidiyor. Pikniğe gidiyor. Annem de kronik böbrek yetmezliğinin yanı sıra tansiyon, şeker, kemik erimesi gibi bir takım hastalıkları daha vardı. Onun ilaç sepetlerini alıp hayatına son vermeye kalkmış. Yani annesinin ilaçlarını içip hayatına son vermeye kalkmış. Ben kusmaya başladığımda bile gelip bir güzel beni dövdü. Bu babası olacak şu Bedri denen bu vahşi yaratık. Kız hayatına son vermek için bir sürü ilaç içmiş kusarken, kız kusarken gelip bir de kızı o halde dövmüş. Abimin beni hastaneye götürmesine engel oldu. Bırakın ölsün demiş. Sen ölürsün inşallah Bedri Başaran. Sen ölürsün inşallah. Sonra araya halamlar girince beni yine özellikle örtüp hastaneye götürdüler. Yani hiçbir yeri görünmeyecek şekilde örtüp hastaneye götürüyorlarmış. Götürmüşler. Bu olaylardan sonra üniversite sınavım pek iyi geçmedi. O yaz yine fındığa gittik Karadeniz'e çalışmaya. Oradan kazandığım parayla dershaneye gitmek istedim. Babam karşı çıktı. Bu arada bu olay 2018 yılında gerçekleşti. Babamı dinlemeyip kaydımı yaptırdım. Kaçak göçek gitmeye çalıştım sürekli. Bir gün sabah bana ben sana okula gitmeyeceksin demedim mi? Diyor. Bir güzel dövmüş gene. Ellerin kırılsaydı keşke. Sonra işe gitti. Daha doğrusu gittiğini zannettim. Kalkıp yine gitmek istedim. Peşimden arabayla geldi. Çağırdı, bin dedi. Beni yine dövüp eve kilitleyecekti. Kaçmaya çalıştım. Kasten peşimden gelip bana arabayla çarptı. Fotoda gözüktüğü gibi kafama dikişler atıldı. Kaşım gözüm morardı. Hastaneye gittik. Darp raporu almam engellendi.
Bunu engelleyen de AKP'li amcamdı. Sevgi Hanım, AKP'li amcam demişsiniz ama kim olduğunu bilmiyorum. Eğer isterseniz kanalım size açık, yayınıma katılabilirsiniz. Gerçi kadın sığınma evindesiniz ama bana mesaj yollayabilirsiniz. Bu kişiler kim? Babanıza kim destek çıkıyor? Kim bu AKP'li amcanız? Bunları ifşa edebilirsiniz. Bunların artık ülkemizde elini kolunu sallayarak at koşturmasına bizler mani olacağız. Biz masumlar, biz mağdurlar mani olacağız. Engel olacağız arkadaşlar. Yani sevgicim sana geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha sana bunları yaşatmaz. Ama sesini duyurmak için bin bir güçlükle o telefondan bu mesajı attığın için seni de tebrik ediyorum. Cesaretinden ödürü tebrik ediyorum ve asla da vazgeçme. Sesini duyurmak için elimden gelen de her şeyi yapacağım. Size şimdi Sevgi Hanım'ın daha net yakından şeylerini göstereceğim. Şöyle geleyim. Yıldız Hanım'ın Twitter hesabındaki bu paylaşımı göstereceğim. Burada net olarak yüzü var zaten. Görünüyor. Yani yarım görünüyor ama uğradığı şiddeti göstereceğim şimdi size. Evet, bu Bucak aşiretinden Yıldız Melek Bucak. Ahmet Bucak'ın kızı. Yani Ahmet Bucak ve Yıldız Melek Bucak. Hüseyin Çiçek'in istismar ettiği çocuğun çocuktan ötürü çok ağır ceza alması için 27'sinde yürüyüş düzenleyen kişidir. Bu haberi, bu reklam. İşte burada yazıyor o günkü Lezo Park saat 14'te toplandıklarını. Evet, yaptılar. Konuşmalarını da yaptılar. Urfa'daki çocuklara uygulanan istismarı dur demek için uğraştılar. İşte burada. Solcu gazete paylaşmış bu haberi ilk. Burada tesadüfen gördüm. Yani Twitter'da buldum tabii ki. Ama ilk gördüğüm yer Yıldız Melek Bucak'ın sayfasıdır. Şimdi burada size kızın yüzünü daha net göstereyim. Bakın kızın yüzünü, bu arada arabayla çarpıyor bu kıza. Sevgi'ye arabayla çarpıyor. Okula gittiği için. Mani olmak için. Kolu mosmor. Tabii ki vücudunun diğer yerlerini de göstermiyor. Bu da aldığı darp raporu. Evet, bu zamana kadar babası darp raporunu almasına hep engel olmuş. Hem ona, hem kardeşlerine, hem annesine. Ama bu son yaşadığı olayda gitmiş Şanlıurfa Birenşehir Devlet Hastanesi'nden raporu almış. Ben bunu da zaten sizin bu yayının altına yine sabitleyeceğim. Siz de yakından görüp okuyabilirsiniz. Raporu almış ve şikayetçi de olmuş. Bu da baba müsveddesi. Kalsın burada. Burada bir görün bunu. Evet, dövdü. Sonra peşimden arabayla geldi. Çağırdı, bin dedi. Beni dövüp eve kilitleyecekti. Kaçmaya çalıştım. Kasten peşimden gelip bana arabayla çarptı. Fotoda gözüktüğü gibi kafama dikişler atıldı. Kaşım gözüm morardı. Bunu engelleyen, yani bu raporu almasını da engelleyen AKP'li amcasıymış. İşte aşiret olunca ve aşireti çok büyük olduğunda bunların içerisinde milletvekilleri de var. Hakimler de var. Savcılar da var. Ve görevlerini suistimal edenler de var. Keşke ettiğiniz yeminlere sadık kalsanız. Keşke gerçekten masumları korusanız. Bunun gibi şiddete meyilli, harem kurmak isteyen böyle ırz düşmanı, namus düşmanı sapıklara değil. Bu da, bunun da yaptıkları yani var bazı şeyler. Ama benim için şu anda bunun ne halt ettiği beni hiç ilgilendirmiyor. Ailesinin peşini bıraksın. Ailesine artık rahat bıraksın. Onları şey gibi işçi, yani işçi olarak kullanıyor. Şehir şehir gezdirip para kazandırıp kendine para yollattırıyor. Oturduğu yerde çocuklarını çalıştırıp para kazanıyor ve erkeğim diye dolanıyor ortalıkta. Ve yeni eşinden de sürekli çocuklar yapıyor. O ikinci eş. Sen de çok öyle sağda solda en çok beni seviyor diye havalara girme. Yakındır senden bıkması da. Senden bıkıp senin de üstüne bir tane getirecek. İşte o zaman anlarsın ilk eşin neler yaşadığını. Beni daha çok seviyor. İlk eşim bu kadar iyi biri değil. İşte ilk eşim marazlı falan diye sağda solda konuşuyormuş. Hiç utanmıyor musunuz böyle konuşmaya? Sanki bu dünyada hep böyle sapasağlam, dimdik, sağlıklı bir şekilde yaşayacaksınız. Sizin de bir gün bir hastalığınız çıkacak. Zaten böyle bir adamla evlendiğin için zaten senin şu andan bir sürü kronik hastalığın şeyisin sen, adayısın. Yakında sana da yapacak aynısını.
Beni annemi öldürmekle tehdit etti. Şikayetçi olmadım ki, kendisinin silahı var. Sürekli onu beline takıp bizim eve gelip tehdit ederdi. O silahı alıp da neyse. Korktuğum için şikayetçi olmadım ve bir dosya daha kapanmış oldu. 3.000 TL'lik ceza aldığını bir hafta içinde öğrendim. Bu olaylardan sonra sosyal hizmetler beni denetlemeye karar verdi. Bir zahmet. Bir zahmet. Babam sırf bundan dolayı korkudan beni üniversiteye göndermek zorunda kaldı. Bu arada babamın bana çarptığı aracı annemin yüksek oranda engelli raporu vardı hastalıklarından dolayı. O belgeyle indirimli şekilde alınmış bir araçtır. Hem karısına marazlı diye üstüne kuma getiriyor. Bu onun cümlesi bu arada. Marazlı cümlesi bunun cümlesi ve bunun işte kumasının cümlesi. Hem kadını şey yapmıyor, üstüne kuma getiriyor, insan yerine koymuyor, sen bana yetersizsin diyor, üstüne kuma getiriyor. Hem de bu kadının engelli belgesini kullanarak kadının üzerinden gidip araba alıyor, indirimli. Yani bunlardan yararlanıyordur. Zaten bu kadın rahatsız olduğu için devletten maaş da alıyordur. O maaş da emin olun bu pisliğin cebine gidiyor. Yani devletin verdiği maaş da maalesef böyle sırtlanlar yiyor. Bunun için zamanında annemi dövüp zorla imza attırmaya götürdü. Anneme sürekli hemşireleri burana şurana ne oldu teyze diye neden mor diye sorduğunda annem taşa duvara çarptı demek zorundaydı. Yani niye böyle yalan söylemek zorundasınız ya? Hiç de böyle bir yalan söylemeyin yani gerek yok ki. Niye koruyorsunuz? İşte siz böyle suçluların yaptığını. Bu tür kötü şeyler yapanları. Sessiz kalırsanız. Ay yeter. Görmek istemiyorum artık bunun yüzünü. Bu tür şeyler yaşamak istemiyorsanız suça sessiz kalmayın. Avazınız çıktığı kadar bağırın ve şikayetçi olun. Ya belinde silah varmış. Ya silahı olmayan şu anda var mı? Türkiye'de olsun, burada olsun. Belinde silah olmayan var mı? Benim yok silahım. Yok mu yani? Herkesin var. Ne olacak yani silahla niye korkuyorsunuz? Bir kere bunların yaptığı tek şey tehdit etmektir. Ve siz şikayetçi olmalısınız. Üstün yani sessiz kaldıkça gördüğünüz gibi bunun zulmü devam edecek hem de artarak devam edecek. Haksızlığa karşı susmayın. Avazınız çıktığı kadar bağırın. Annemi pandemide kaybettik. Başın sağ olsun sevgicim. Mekanı cennet olsun. Sizlere sabırlar versin. Ve aracın taposunu alabilmek için babam, bu arada karısının üzerine aldırıyor ya indirimli almak için. Ve aracın taposunu alabilmek için bir araba alt tarafı. Ha, limuzin falan zannetmeyin. 4x4 Range Rover falan zannetmeyin. Normal sıradan bir araba. O arabanın tapusunu alabilmek için babam bizden zorla imza almaya çalıştı. Anneme yaptığı gibi. Ben dayanamadım, konuştum, beni darp etti o gün. Boğmaya çalıştı. Kades'e bastım. Kades uygulaması da varmış sevgilinin telefonunda. Kades'e basmış. Polisi aradım. Zorla. Sonrası malum. Aylardır kadın sığınma evinde kalıyoruz. Hepsi kadın sığınma evine gitmiş. Urfa'da can güvenliği riskimiz olduğu için nakil yoluyla farklı bir şehre geldik. Burada düzen kurmaya başladık. Ablalarımla çalışmaya başladık. 5 kız. Bir gün iş çakışı babamızı gördük. Takip etmiş bulmuş gene onları. Meğer bizi arıyormuş. Kendisi zaten aşiret mensubu. Herhalde bu şey bir sürü aşiret var ya, acaba hangi aşiret? Kendisi aşiret mensubu. Elinde silahı peşimizi bırakmıyor. Texas mı ya Türkiye? Urfa, Texas mı? Ne demek belinde cebinde silahla dolaşıyorsunuz siz ya? Bu yüzden sevgicim sen ve kardeşlerin o 5 kardeşin, 5 kız kardeşsiniz. Beşiniz de şikayetçi olun silahla bizi tehdit ediyor diye uzaklaştırma kararı alın. Ve bunun hapse girmesi için elinizden geleni yapın. Ondan korkmayın. O sizden korksun. Siz gücünüzün farkına varın. Bir gün iş çıkışı babamızı gördük. Meğer bizi arıyormuş. Kendisi zaten aşiret mensubu. Elinde silah peşimizi bırakmıyor. Şu an bizim aşirette namusu kirletilmiş, kaçmış, o nokta nokta pu kadın rolündeyiz.
Küfür ediyor gene. O küfürlerin hepsinin bin misli sana, Bedri Başaran. Ve bizi öldürmeden peşimizi bırakmayacak. Benim tek amacım annemin sesi olmak. Rahmetli annesinin sesi olmak istiyor. O caniye yıllardır anneme, ablalarıma ve bana yaşattıklarının cezasını çektirmek ve hala korkan susan binlerce kadına ses olmak, ilham olmak istiyormuş. Bedri Başaran, sen kendini ne sanıyorsun? Hı? Sen ve okuman, kendinizi ne sanıyorsunuz? Bundan sonra senin de peşindeyim Bedri Başaran. O kızların peşini bırakacaksın. Yoksa seni de dünya basınına öyle bir yayarım, öyle bir rezil ederim ki insan içine çıkacak yüzün kalmaz. Aynı Hüseyin Çiçek'in ailesi gibi. İnsan içine çıkacak yüz bırakmam size. Bedri Başaran, kızlarının peşini bırak. Benden sana tavsiye. Bu yayınla birinci bölümü yaptım. Bedri Başaran, senin yayınının birinci bölümü bu yayınla itibaren başladı. Devamını yapmamı istemiyorsan kızlarının peşini bırak. Çocuklarının peşini bırak. Git, madem erkeksin ya, erkekliğinle övünüyorsun ya sağda solda. Madem erkeksin, git adam gibi çalış, okumana bak. O çocuklara bak. Küçük çocuklar şu anda onlar. Git onlara bak. Mehmet Karakaş. Urfa ve Kilis kaçak. Evet, Keleş cenneti. Evlerinde ekmek yok, Kalaşnikovlar var. Evet, silah olmayan yok. Silahı olmayan yok. Bir de dediğim gibi Doğu, Güney, Kuzey, Güney, İç Anadolu diye ayırmıyorum. Ya şu gün bakın jandarma, köylere jandarma, ne bileyim şehirlere de polisler şöyle bir olağanüstü bir durum olup da herkesin evini şöyle bir arama yapsalar var ya, şehirler, köyler cephane çıkar. Yani bir savaşa gidecek kadar cephane çıkar bu evlerden. Ve bu silahları düşmana karşı kullanmak için almıyorlar. Aile bireylerine, karısına, çocuğuna, akrabalarına, amcasına, halasına, dayısına tehdit için. Kötü niyet için. Başkasının arsasını, başkasının tarlasını gasp etmek için kullanıyorlar. İyilik için değil. Polis misiniz siz? Asker misiniz de bu kadar silahınız var? Özellikle bu Bedri Başaran'ın evine bugün jandarma gitsin bir baskın yapsın. Kaç tane evi varsa gitsin baskın yapsın. Bağ evi miymiş? Yok işte tarladaki barakasıymış. Hepsine şöyle bir araştırma yapın. Bir cephane şeye çıkacak bunun. Yani bir orduya yetecek cephanesi çıkacak. Ve bu silahları, bu şeyleri kim için kullanıyor? Gördüğünüz gibi çocukları için kullanıyor. Utanmadan. Ve adamım diye, erkeğim diye, babayım diye de ortalıkta dolaşıyor. Tuğ senin babalığına, tuğ senin erkekliğine. Dediğim gibi Bedri Başaran, bu yayınların devamını yapmamı istemiyorsan ve susmamı istiyorsan o kızların peşini bırakacaksın. Ya bırakacaksın ya bırakacaksın. Başka alternatif yok.